Seferki gibi sahte çıkmasın Feraye Hanım. Çıkmaz Zahmet. O yüzük sahte bir... Kimse yok. Yok. Hepsi çıktılar. Biliyor musun Zeynep? Aslında bu ev benim hiç umurumda değil. Yani öyle parada pulda hiç gözüm yok. Onca yıl öyle sessiz soluksuz. Sonuna kadar radyoyu açardım. Ağzım çıktığı kadar şarkı söylerdim. Sesim kısılana kadar. Yalnızlık insanın canını çok yakıyor, çok. Feraye abla ya, böyle konuşma. Yalnız değilsin ki, bak biz hepimiz senin yanındayız. Hepimiz seni çok seviyoruz. Ayrıca kimse seni suçlamıyor. Biliyorum tatlım. Ama ben kendi kendimi çok suçluyorum. Sen kötü bir şey yapmadın ki. Sadece birine güvendin. Suç mu birine güvenmek? Sen iyi olmazsan... Sen bize moral vermezsen her şey daha kötü olur. Tamam. Hadi şimdi biraz gülün. Efendim Faruk Bey. Ben nasıl olduğumu bilmiyorum ki uşağım. Bilmiyorum yani. Yerde miyim, gökte miyim? Böyle bir mahallattayım. Sağa dönüyorum olmuyor, sola dönüyorum olmuyor. Böyle bir... Çaresiz. Evet, aynen öyle. Abi gördüğün hoca öyle şeyler yaşadı ki... Bunları bir taşa anlatsa taş paramparça olur. Un ufak olur ama hepsi burada kaldı benim böyle. Burada duruyor. Onları hallettim de kendimi hiç... Çaresiz hissetmemiştim.
Anlıyorum hocam. Elin kolun bağlı oturmak çok zor. Ama biz henüz o durumda değiliz. O yüzden üzme kendini. Ali. Bir gelir misin? Toparlayabilecek miyiz Emine de? Nereye denkleştireceksin ulan? 500 kişi gelirse belki denkleştirirsin. Ya bu gazetecinin geldiği iyi oldu da biraz geç geldi de. Niye geç olsun Fevzi? Daha önümüzde 20 taksit var. Onlara nasıl ödeyeceğim? Of of, ne de çok şimdi, ne de bu başımıza gelenler ya. Ne de... Thank you.